Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Futaba'nın GE401 Gyros'u ve Futaba'nın S9257 kuyruk servosunu tanıtmaya çalışacağız. Aynı zamanda bu ikiliyi 450 boyutlarında bir helikopter olan Copterix Black Angel'a kuracağız. Kullanacağımız ekipman ise 450 büyüklüğündeki Copterix Black Angel, Spectrum AR6100'e bir alıcı, Spectrum DX7 kumanda olacak. Bütün ayarlarını bu video serimizde sizlere tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle Futaba GE401'in tanımından başlayalım. Futaba GE401 uzun zamandır bizlerle, pek yeni bir gyro değil. Ama herhalde pilotlar tarafından en çok bilinen gyrolardan biri. GE401'in özelliği kendini ispatlamış olması. Her türlü şartlarda her türlü kullanıma cevap verebilen gyro. Daha çok spor uçuşlar ve sakin 3D uçuşlarda hiçbir problem çıkarmadan helikopterinizin kuyruğunu rahatlıkla kontrol edebilen bir gyro. Bunun yanında benim kullandığım kuyruk servosu Futaba S9257 dijital servo. Bu servonun güzelliği hızlı olması, gyro'nun tepkilerine anında cevap verebilmesi ve kuyruğu olduğu istediğiniz yerde sabit bir şekilde tutması. Öncelikle gyro'muzun üzerinde neler var, hangi düğmeler var, fonksiyonlar neler, onlara bir değinmek istiyorum. Gyro'muz üzerinde 4 tane düğme, ayar düğmesi, bir tane de led ışık var. Buradaki ufak ayar düğmesi dijital servo ya da analog servo için olan düğme. Bu düğme servonuzun dijital ya da analog olup olmadığına göre ayarlamanız lazım. Eğer analog servo kullanıyorsunuz, yani dijital olmayan bir servo kullanıyorsanız, bu düğmeyi dijital yaparsanız servonuza zarar verirsiniz. Bu çok önemli. Öncelikle servonuzun özelliklerini bilmeniz lazım. Yani dijital mi ya da değil mi? Bu önemli. Dijitalse bunu dijitale çeviriyorsunuz. Onun hemen yanındaki ufak düğme ise rev nor ayarı. Bu da gyro'nun algılamasını ters çeviriyor diye anlatabiliriz bu düğmeyi. Yani helikopterinizin neresine taktığınız, ters mi taktığınız, düz mü taktığınızı göre değişecek bir şey. Bunu da helikopterinize bağlantı yaptıktan sonra bunu deneyerek bulabilirsiniz. Buradaki üçüncü ayar düğmesi, bu ayar vidası, delay ayarı. Bu da helikopterinizin ne kadar gecikmeli olarak gyro'nuzun kuyruğa ne kadar gecikmeli olarak tepki vereceğini ayarlamak için. Son olansa limit ayarı. Bu da servonuzun hareket kabiliyetini sağa sola gidişini artırıp azaltmaya yarayan ayar düğmesi. Örnek olarak kullandığımız Copterix var bir tane burada. Copterix Black Angel 450 büyüklüğünde bir helikopter. Bunun gyro mount yerini ben şurası olarak seçtim. Zaten Copterix'in manuelinde de burası gösteriyor. Yani tam kuyruk bumunun tam altında bir yerde. Şimdi oraya çift taraflı ben bir bant yapıştırdım. Bu çift taraflı bant 3M'in yumuşak çift taraflı bantı. Gerçekten güçlü bir bant. Şöyle göstereyim. Bu bant bu gyro'nuzu hem tutunmasını bayağı iyi hale getiriyor. Hem de biraz süngerimsi bir yapıya sahip olduğu için helikopterden gelecek olan titreşimleri de en aza indirgiyor. Artı gyro'nuzun içinden de bunun benzeri çift taraflı bantlar çıkabilir. Öncelikle o bantı kullanın. Elinizde yoksa böyle bir bant kullanmanız da olabilir. Böyle bir bantta kullanabiliriz. Gyro'muzu helikopterimize monte edeceğiz. Helikopterde aşağı doğru baktığı için gyro yeri, biz de gyro'muzu aşağı doğru monte edeceğiz. Aynen şu şekilde görüldüğü gibi. Şöyle monte edeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken öncelikle şu
lastiğini çıkartıyoruz. Çift taraflı bantın. Sonra şu gyro'muzu buraya monte edeceğiz. Yalnız dikkat etmemiz gereken olabildiğince gövdeye paralel halde gyro'muzu monte etmek amaç. Bu önemli. Elinizden geldiğince paralel şekilde gövdeye monte etmeye çalışın. Şimdi ben bunu monte edeceğim buraya. Daha sonra kabloları alıcıya takacağız. Sonra kuyruk servosunu yerleştireceğiz.